Dilara İnce Bacak. Gökhan Kaptan. Ekrem Ozan Güler. Allah yaradandır bizleri. Bulu ve görmez sizleri. Grubu ilk Gökhan arkadaşım kurdu. Yani biz yoktuk. Sonradan bizi gruplarına aldılar. Sadece umuttur bize verdikleri yalan doldurur. Yarışmaya katılma fikri benden çıktı. Aslında arkadaşlarım bilmiyordu. Leyla'nın Mecnun'a aşka olan saygısı. Ben arama bunları. Küfür çıkar ağzından. 500 bini kazanırsak büyük bir stüdyo kurmayı düşünüyoruz. Allah yaradandır bizleri. Buğulu ve görmez izleri. Karma karışık durumlar. Kazanma iddiamız da tabii ki de var yani. Sonuçta biz yarı finale gelmişiz kendi emeğimizle. Ben diyeyim yetenek. Siz de sizsiniz yetenek. Yetenek. Yani finali de kazanacağımızı umut ediyoruz yani. Evet, umut ediyoruz. Yaşadığım olmasını istediğimi bir sevgili. Yaşadıktan sonra gördüm masum kalan tek gözlerin ama yarınlar karanlık. Boş sokaklarda tek başına kalmış hislerim. Bugün dördünde öteydi her şey ve hislerde karışık bir saltanat ilişkisi. Uzandığım ellerde yakın olmak isteyenler her satırda aykırırdım yozlaşmış düşünceyi. Aklımdan geçirdiğim her sözle yakınlığım her dilde boğaz veren olsaydım Müslümandır. Yak ateşi ver dilime her kelime var tenime gel tenime yaklaşaydı altın değerinde. Cümlelerim karışık olsa kimse beni anlamazdı. Toplumumda dilim geçse yalvarırdı telaffuzum. Yok yardım benim günüm günden beterdi. Yok kalsın istemiyorum bu kadar yeterli. Ne zaman bir flow yapsam herkesin de yorum var. Zaman yapan insanlar biraz kırıcı oldular. Aranjörüme sorsaydım telefonla offsite'a kaç direk yazdım ki bilmem kaç sayfa. Havadan geçen renkler gökkuşunda edilik misali. Bir özlemle yaşadım olmasını istediğimi bir sevgili. Yaşadıktan sonra gördüm masum kalan tek gözlerin ama yarınlar karanlık. Boş sokaklarda tek başına kalmış hislerim. Yarının da istemez mi sandın sen para pul. Aramadan bulamadığım hatasız karakul. Kahverengi duygularla ölçülürdü hükmedenler. Sormadan da durmadan da anlamazdık aradı. Herkes sordu zaman zaman nedir bu halin diye. Kimlere anlatsam yakınırdı yalan yine. İşlemezdim günahları defterimde yazıldılar. Suçsuz halde sehpada urgan nasıldılar. Çok zamanda çok kahırla bol zahanda. Yok yolunda gitmeyen bir şeyler. Can yakıcı oldular. Buldular zamansız düşünceyi. Müptezelde artık bağlanırdı benli. Yokluğunda yollarında kin saçan liriklerim. Hep yapan ben miydim değersiz değilsin. Bildiklerim vardı ki şu zamana geldim. Ömrümde yaşadığım baharları derdi. Havadan geçen renkler gökkuşağında edilik misali. Bir özlemle yaşadığım olmasını istediğimi bir sevgili. Yaşadıktan sonra gördüm masum kalan tek gözlerin ama yarınlar karanlık. Boş sokaklarda tek başına kalmış hislerim. Havadan geçen renkler gökkuşağında edilik misali. Bir özlemle yaşadığım olmasını istediğimi bir sevgili. Yaşadıktan sonra gördüm masum kalan tek gözlerin ama yarınlar karanlık. Boş sokaklarda tek başına kalmış hislerim. Tebrikler çocuklar. Sağ olun hacım bey. Öncelikle sevgili seyircilerimize önemli bir uyarıda bulunuyoruz. Oylamamız başlamamıştır. Siz oy vermek istediğiniz yarışmacının oyunu not alabilirsiniz, daha doğrusu numarasını. Fakat oylamamız henüz başlamadı. Şu anda atılan oylar geçerli değil. Herhangi bir şekilde adaletsizlik olmaması açısından son yarışmacımız performansını sergilediği zaman oylama başlayacak. Sadece 20 dakika sürecek.
Ve daha önce de söylemiştim ama bir kez daha hatırlatayım. Bu oylamadaki bütün gelirimizi Acun Medya ve Show TV olarak Kimsesiz Çocuklara bağışlayacağız. Evet, çocuklar, güzel bir şarkı daha. İlk şarkınızı da sevmiştim. Bu şarkıyı da beğendim. Yani güzel bir tarzınız var. Yine siz yaptınız bu şarkıyı değil mi? Evet, söz, müzik, hani her şey bize ait. Bayılıyorsun devamlı atlamaya. Sende böyle bir faux départ var biliyor musun devamlı? Sen 100 metre koşsan yarış iptal olur. Tamam, özür dilerim yani, hocam. Yani bizim ofise geldi geçen gün. Emre falan beraber bilgisayar oyunu oynuyoruz. Ofise geldi derken ofiste bir toplantılar var onların. Başka bir yerdeler. Kapı açıldı. O sırada tam oyun oynarken soluma döndüm. Adın ne senin? Gökhan. Ofise odaya girmiş. Yanıma geldi böyle gayet rahat bir şekilde. Tamam mı? Biz baktım Gökhan'la sarmaş dolaşıyoruz. Tek elim böyle joystick'te. Ondan sonra o arada bir gol yedim mi yemedim hatırlamıyorum. Ama Gökhan'da o var. Benim ofise de geliyor ara sıra. Ben birisi bana sarıldı mı anlıyorum ki Gökhan geldi. Gökhan. Evet, teşekkür ederim. Çok girişken maşallah. Şimdi Gökhan sen cevap ver de rahatla. Kim tamam. Yazdı şarkıyı? Şarkının sözlerini herkes kendi kıtasını kendi yazdı. Tamam. Müziği de bir arkadaşımız yardımıyla onunla beraber yaptık. Gayet güzel. Güzel bir şarkı. Hani genç arkadaşlar güzel. Senin dersler hala iyi mi? Bozulmaya mı başladı? Ya sonuçta yani okul bu yani her şey olabilir. Okul tamam anladım bozulmaya başlamış. Şimdi şu grubun şöyle de bir özelliği var. Ben size kısaca anlatayım. Sağdaki ders çalışan çocuk. Evet. Soldaki ders çalışmaya çalışan çocuk. Aksine Acun Bey, benim bir zayıfım var, bu adamın iki zayıfı var. Senle tanıştıktan sonra... Benim de dört zayıfım var. Dört zayıfım var. Bir tanesi de sıfır. Bir şey söyleyeceğim. Bunu yani... Hayır, marifet gibi söylüyorsun, övünerek mi söylüyorsun? Yok hayır, övünerek söylemiyorum. Arkadaşlar söyledi ya, ben de onun için ama söyledim. Ama tonlamada biraz benim dört zayıfım var tonlaması var da... Bak o zaman derslerini ihmal etme. Bu çünkü sizi desteklenen için problem olabilir. Evet, biz onları oy atarsak dersleri kötü olacak olabilir, dikkat et diye ben durumu açıklayayım sana. Evet. Yani oradaki kilit cümle yani okula gidersin bir şey öğretirler, alırsın o öğretilenleri, okulu bitirirsin, hayata girersin. İsim neydi? Ortadakini soruyor. Sizin. Ekrem. Ekrem'in cümlesi çok güzel. Okul mu diyor, ne olacağı belli olmaz diyor yani. Ne olacağı belli aslında okulda ama. Ben bir şeye benzettim ve çok hoşuma gitti. Ben o tarzı çok seviyorum. Ya bu müziği çok seviyorum ama tarz olarak da herhalde bu da kendi içinde biraz ayrılıyor değil mi? O gırtlak yapısı, nameleri falan. Mansur Ark dinler misiniz? Dinlediniz mi hiç? Tanır mısınız? Eskiden dinliyordum yani küçüklüğümüzün sanatçısı diye. Evet ben Dilara'nın... ben de küçükken dinlerdim de onun için yani şeyden değil. Yani Mansur bizden yaş olarak zaten tabii çok ya. Büyüktür. Dilara'nın tarzına ona benzettim. O tarzı da çok sevdiğim için benim çok hoşuma gitti. O bir sıcaklık verdi bana. Bir de yani üçünüzün böyle pırıl pırıl duruyor olmanız da çok keyifli. Ben de çok beğendim. Ali abi? Evet, ben de her şeye katılıyorum söylenilen. Beklediğimiz gibi yarı finalde de daha hatta daha da iyi bir şey yapmışsınız. Kutluyorum sizi. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.